Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yle başlayalım inşallah. Hayırlı olsun. Bu tarikatımız cemaat yadullah mal cemaat tarikatına sahbe ol hayır fü cemiye diyor. Yani toplanalım, ayrı olmayalım. Bizim Ayberk Efendi de bunun için uğraşıyor. Ya şehirlik falan istediği yok. Orada herkes gene devam edebilir ama işte aradaki ihtilaf kalksın diye bu meseleyi nizam intizama sokmak için Allah razı olsun gayret gösteriyor. Başka bir maksadı yok yani. İhtilaf olmasın yani. Çünkü şeytan bu iyi bir topluluk gördüğü vakit muhakkak aralarına ihtilaf sokmak istiyor. O ihtilaf aradan kalksın diye işte bir toplanmak lazım yani. İhvanlar bölük bölçük olmasınlar. Gene Şeyh Efendi dediği gibi herkes zikrini yapabilir, toplayabilir. Çünkü bütün şeyi Avrupa'ya, memleketli tek adam toplayamıyor, toplayamaz. Ama dediğim gibi damla damla orada bir birikinde, burada bir birikinde toplanınca büyük bir kuvvet olur, göl olur, deniz olur yani. Tek türlü bir şey söyleyince tabii insanlar içlerine bir zan geliyor. Bir kötü düşünce geliyor. Acaba ne için böyle yapıyor hocam, bir şey midir? Halbuki öyle bir şey yok Allah'ın izniyle. Allah herkese bir meziyet vermiş. Bizim Ayberk Efendi de böyle bu düzene sokuyor. Bir aradaki ihtilaf yani dediğimizi bilmeden adam şu sana böyle söyledi, bu sana böyle dedi. Ya bir yere gidileceksen şey olmayınca ne için bana geldi, ona gelmedi gibisinden. O aradan kalksın diye hep bir yerden yönetilir, daha güzel olur. Şeyh Hasan Efendi de yani şehliğinde falan bir Şeyh Efendi'nin en eski müridi, Avrupa'nın şeyh olarak Şeyh Hasan Efendi çoktan senelerce tayin etmiş, Allah razı olsun o hizmete devam ediyor. Gene devam etsin yani, o bir ihtilafımız yoktu. Ayberk Efendi onun yardımcı olarak yardım bir, çünkü tabii insan ben bile gittiğim vakit diyoruz ki bu gideceğimiz yerleri tek tek sırayla yaparsın ya, şuraya gidilecek, buraya gidilecek, tek cemaat olmasın diye. Şimdi bazen bazı yerlere gittik, bu şunun cemaatidir gelmiyor, bu bunun cemaatidir gelmiyor, olmuyor işte. Ama istemeyen de kendini bilir. Biz Allah için nasihat ediyoruz, elimizde sopa yok, şey yok. İsteyen olsun, istemeyen kendi bilir. Biz hani Ayberk Efendi'nin hizmetinden memnunuz. Allah razı olsun, devamlı daim etsin, devam etsin bu hizmet inşallah. Onun kabul eden de kendi bilir, kabul etmeyen bir şey diyemiyoruz. Biz hepimiz Allah'ın zayıf kullarıyız. Yani ben sizin üstünüzde, altınızdayım diye
yapmaya ihtiyacımız yok. İsteyen şey yapsın, istemeyen milyonlarca insan var. Yolda değil, ne yapalım onlarla mı şey yapacağız? İsteyen gelsin, istemeyen keyfi bilir. Allah cemaatle olanların, Allah onlardan razı olsun. İhtilaf yapanlar da kendi aralarında şey yapsın. Yani bir ihtilaf varsa biz kimsenin adını söylemiyoruz. Kimsenin şu böyle yaptı, bu yaptı. Hatta kötü söyleyenlere bile cevap vermeyin. Bizim şeytanın istediği o, biz de o şeytanın istediğini sevindirmek için istemiyoruz. Ama başkası yaparsa mecbur değiliz biz yapmaya. Biz Allah'ın sevdiği şeylerden, dediği şeyleri yapmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadise o, herkes, çoğu insan bilir. Hazreti Ebubekir birisiyle, birisi Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kötü kötü söylem, kızıp duruyordu. Peygamber Efendimiz gülüyordu. En sonunda tabi Hazreti Ebubekir Efendimiz hiçbir bir kusuru olacak insan akla bile gelmez yani, hiç imkanı olmaz. Yani dedi, bir cevap verdi olunca o vakit Efendimiz yüz-i şerifleri buruştu. Oradan ayrıldı sonra. Ebu Bekir Efendimiz hadi anladı. Dedi ki, bu adam ben böyle bu kadar söylenir, siz güldünüz. Ama ben deyince, sen öyle deyince bir melek müvekkil etmişti Allah Azze ve Celle. O senin yanına cevap verdi. Ben onun için gülüyordum. Sen söyleyince o kaçtı oradan. Onun için üzüldüm ben. Yani onun için kimse, bizim ihvanlara da söylüyoruz. Bize istedikleri kadar söylesinler. Sakın cevap vermeyin. Ha, başkası yaparsa o mecbur değiliz aynı şeyi yapmaya. Güzel bir şey görürsek onu taklit edelim, kötü şey görürsek uzak duralım. Hepinize Allah razı olsun. Şeyhimize daha uzun ömürler versin inşallah. Başımızdan eksik etmeden olmasın inşallah. Mehdi Aleyhisselam'a kadar. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.